Selamun aleyküm arkadaşlarım, merhabalar, herkese selamlar olsun. Bugün cuma değil, cumartesi. Ya iki gündür yoldayım arkadaşlarım. Kayseri'den yükledik, şeye gidiyor, Bükreş'e gidiyorum, Bükreş'e yük götürüyorum. Gelirken Ankara'da yolda kaldık. Ostim'e geri döndük çekiciyle. Dorse'yi bıraktık şeye. Kızılcahamam'a oraya. Ostim'e geri gittik. Şey yaptırdık. Deplaj balatası bitmiş. Geçen zorlattık arabayı. Orada bir hani rampada ekolcu sağ olsun ya. Bu ekolculardan ne çektim ben ya. Canları sağ olsun ekolcu abiler. Hepinize selam olsun buradan. Ekol olmazsa biz olmayız. Şoför abiler. Ekolun sahibini mabini tanımam ama birçok şoför abimizi tanıyorum oradan. Herkese buradan selamlar, saygılar diliyorum arkadaşlar. Deplaj balatasını yaptırdık dün. Çıktık Ankara'dan, şimdi İstanbul Köprü'yü geçtik. Yardır yok. Pazartesi günü evrak verelim diye. Kapıda sıra mıra oluyor. Onun için riziko yapamıyorum. Oyalanamıyorum. Kapıda bazen sıra mıra oluyor. Zaten Hamza Beyli kapıdan çıkış yapıyor. Ora çok çok ağır çalışıyor. Yani Bulgar tarafı tek sıra araba alıverdi mi işimiz bitiyor. Türkiye'de sorun yok. Türkiye cilat gibi şak 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 bitti. Türkiye'de işimiz çabuk bitiyor ama Bulgaristan araba almadığı için sıra oluyor. Velhasılı arkadaşlar gidiyor bakalım Bükreş'e. Bir Bükreş ile bir gezelim. Eğer vaktimiz olur da boşaltırdık da böyle zamanımız olursa Bükreş'i bir şöyle bir gezmek istiyorum. Unuttum Bükreş'in içini neyi, çok gezdim ben zamanında ama şimdi unuttuk. Her yer değişmiş. Durumlar öyle. Geçen günü bir iki tane videomu sildim arkadaşlar. Atamadım. Çünkü dinledim videoyu. Tesadüfen ha ben çektiğim videoları atmayınca video şeye YouTube'a ben dinlemem. Yani rahmetli abim videoyu çekerdi. Bir oturur onu iyice ne bir incelerdi. Hata yapmış mıyım yapmamış mıyım? Nerede ne olmuş ne demişsin? Onu ondan sonra YouTube'a atardı. Benim de bir huyum var arkadaşlar. Çektim mi daha bir daha o videoya bakmam. Kaldırır atarım YouTube'a. Ondan sonra seyrederim. YouTube'dan seyrederim. Ne demişsin, ne yapmışsın, ne bakıymışsın diye. Velhasılı bir iki tane videoya baktım. Tesadüfen ya ben bakmam diyorum ya. Atamadım lan bunda bir şey mi var da dedim. YouTube izin vermiyor acaba dedim. Atamadım. Bir seyredeyim bakayım dedim. Vaktim de vardı. Yatıyordum. Uykum gelsin diye. Ondan sonra orayı ya ne ses var? Tıkır tıkır ses geliyor. Tıkır tıkır ses geliyor. Sesim gitmiyor. Kulaklığı takmayı unutmuşsun. Benim telefonun hoparlör kısmında bir sıkıntı var herhalde. Bir sıkıntı var Elyam herhalde. Ondan ses gitmemiş. Sesim gelmiyor. Bazı yer kesik. Allah Allah. Buradan tık 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 ses geliyor. Serdar Pepe ile konuştuydum Amerika ile. Kayın Amerika'ya uzandık. El attık Amerika'ya. Amerika bekle diyor. Serdar abinin size selamları vardı. Onları falan söylemiştim. O gün rahmetli abimi ilk defa rahmetli olduğundan belli ilk defa rüyamda gördüm. Onu anlatmıştım size. Güzel gördüm abimi arkadaşlar. Elleri cebinde böyle mavi bir gömlek vardı üzerinde lacivert. Üzerinde de bir tane böyle al abim severdi şeyi. Böyle kazak var V yaka. Üzerine atmış böyle kolları buradan sallanıyor hani anladınız mı?
kaza arkasına atmış böyle, kolları buradan sallanıyor, saçları böyle uzun yine. Ya birine para vermiş. Ben de dedim ki abi niye para verdin ya? O adam dedim para vermiyormuş. Ya istedi dedi, bizim olan verdim dedi. Ondan sonra ya dedim, ya dedi ağzına sıçacağım dedi, karışıp durma işime dedi ya. Adam paraya ihtiyacı varmış, verdim dedi. Ne yapacaksın? Ya verir ya vermez. Vermezse vermesin dedi. Ne yapayım dedi Ümit dedi ya. Üsteleyip durma bede, benim işime karışıp durma dedi. Karışma, ben verdim. Ben içimden gelerekten verdim dedi. Karışma dedi. Karıştırma, orayı kapat dedi. İyi falan dedim. Gel dedi. Şurada mah gelmiş dedi. Mah tırlar vardı eskiden, bilir misiniz arkadaşlar? M-A-C-K yazar. Mah. Amerika'da var ya. O günde Serdar Pepe aradı. Ya işte sabah. Yani ona çıkacağımış demek ki. Al abimden falan sohbet ettik. Al abime olan duygularını anlattı Serdar abi. Ondan sonra al abimle konuştuğunu anlattı. Ben de biliyorum, konuşmuşlardı. Hatta al abim o zaman dedi, la Ümit sana iş buldum. Ne abi dedim. Seni dedi Amerika'ya göndereceğim dedi. Götte ben dedim Amerika'ya neye gitmem dedi. Lan niye gitmen? Ben Amerika'ya gitmem arkadaşlar. Yani o zamanlar gitmem dedim. Niye lan dedi abi, bir anlat. Ya dedim abi, polisi tehlikeli. Polisi çirkep polis. Rüşvet yiyin mi yiyemez mi bilmem. Ben dago'yu mago'yu dinlemem. Dago bozulur. Abi şu 10 doları al desek vurur bizi. Abim illere yatıyor gülmekten. Ben anlatıyorum o zamanlar. Hatta rahmetlik dedi ki lan bunu dedi kaçmazdı bu dedi ya. Bunu bir video yapsaydık dedi arkadaşlara dedi ya. Ümit dedi ya. Tüh dedi. Bir daha konuşun. La abi aman dedim, konuşmam dedim. Sonra yaparık dedim. Öleliğinden kaldıydı. Yani ondan sonra ya çakisi, testeresi hepsi Amerika'da arkadaş. Korku filmleri izledik, ne bileyim Amerika'da. Kovboy filmi olur. Ya bir Texas'a Meksas'a düşerik, yük götürürük, atıyorum. Ne bileyim kovboyların içine neyi düşerik, gızırdeliler oradan gelir. Ne bileyim, çok mu film seyrediyor, ne gördük? Amerikan filmleriyle büyüdük biz. Ondan sonra ne bileyim, çok filmlere ben kapılırım biraz da. Ajan macan ya, bir anda bir bakın ajan macan oluruk. Neye mi lazım dedim abiye, ben gitmem dedim. Ben korkarım Amerika'dan dedim. Gece dedim lastiğin patlar, lastik neyi yapacak olun dedim. Bir uzaylı gelir alır götürür seni dedim. Bir uzaylı çıkar. Ya Amerika filmleri hep öyle oluyor. O yüzden ben korkarım dedim, ben gitmem dedim. Gule gule öldüydü abim ya rahmetli. Yıllara yattıydı ama en çok bunu video yapmadığına çok pişman oldu. Daha çok detaylı konuşturduk arkadaşlar. Kusura bakmam valla, ben sizi dinlemiyorum. Ancak kendim anlatıyorum. Konuşuyorum işte eskilerden meskilerden. Çene yapıyorum. İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur arkadaşlar. Valla kusura bakmam, böyle soğukluk girmesin diye. Araya böyle aralara böyle bir videoları koyuyorum ki aramızda soğukluk olmasın. Arkadaşlığımız pekişsin. Ya şu ben sağa sola bakıyorum ya arkadaşlar. İstanbul'un bu arka yüzü var ya. İstanbul'un bu arka yüzü gerçekten 10 numara 5 yıldız arkadaşlar ya. Yemin ediyorum. O kadar güzel ki, yeşillik bir yanda, deniz bir yandan gözüküyor. Ne bileyim, muhteşem ya, muhteşem. İstanbul'un bu tarafları inşallah böyle kalır ama 5 sene 10 sene sonra haliyle buralarda ev olursa yazık olur. Ormana neye bir bak ya, of. Yeşillik. Bu taraf yeşillik, bu taraf yeşillik. Solumuzda yeşillik, sağımızda yeşillik. Sağımızda bir de denizde gözüküyor ki böyle masmavi. Yeşilimsi mavi var ya. Onun gibi ya. Bodrum'da var öyle deniz. Böyle gözüküyor. Karadeniz. Marmara değil, Karadeniz bura. He, Karadeniz. Marmara'yı geçtik köprüden sonra. Karadeniz. Hay anam. İşte arkadaşlar durumlar böyle ya. Vallahi işte Bükreş'e diye gidiyor bağlım. Yükümüz biraz ağır bu sefer. 23-24 ton arkadaşlar.
biraz yavaş yavaş gidiyorum. Hava sıcak. Sıcakta 2 saat, 2,5 saat gidiyorum. 1 saat duruyorum. Lastikler bir soğusun, kendine gelsin. Araba bir... Hava çok sıcak. Havada bir böyle nemli bir hava var. Çok sıcak. Üşüyorduk daha geçen günlere kadar. Ama akşamları biraz serin oluyor. Sapanca'nın orada yattım. Gece saat 12 idi. Ya dün bayağı bir yoruldum sanayide. Bir iş yaptığımdan değil de nasıl değişiliyor, nasıl oluyor, depreş ne oluyor, işte ondan sonra balata nasıldır, onları bir açmışken şöyle dedim bir bakayım bu arabanın, atıyorum açtılar sağını solunu, hiç olmasa dedim arabanın bir ufağını defeğini oraları buraları, şu hortum nereye gider, bu hortum nereden gelir, onlara da bir bakayım. Yolda arkadaşlar, yolda başımıza işler geldiğinde biz uğraşıyoruz. Yani kepaze biz oluyor, biz yapıyor, elimizden geldik kadar, yapabildiğimiz kadar ki kendimizi, amacımız bir yerlere atmak yani. Belirli bir yolda kalmamak, belirli bir kendimizi güvenli bir yerlere atmak için. Yurt dışında sıkıntı büyük. Atıyorum bir depreş balatasını değiştik. Balatanın fiyatını bilmiyorum. Firma çıkarttı, parçacı getirdi ama Ostim'de. İyi bir tamirci abilere yönlendirdiler. Allah razı olsun, emeklerine sağlık, ellerine sağlık. Onlar yaptı. Onlar değişti. Eleme aldılar sadece. Cüzi bir para yani. Kalkıp da bir taksi götürüyorsun servise arkadaşlar. Yani duydum. Benim arabam yok, sıfır da. Sıfır servise çağırıyor. Kilometre yapıyor da servise gidiyorsun ya. Kaç 350 lira yağ değişimi, filtre değişimlerine sadece 350 lira saat ücret alıyor. Kaç saat çalıştıysa işçilik alıyor. Bu çok aşırı ya. Ya adamlar, insanlar servise gitsin. Servisler çoğaldı. İnsanlar servislere gidelim diyorlar. Sanayiye gitmeyelim diyorlar. Her biri tamirciye götürmeyelim arabamızı diyorlar. Arkadaş iki filtre değişiyorsun, bir tane filtre değişiyorsun, pısst hava yapıyorsun, 350 milyon lira işçilik alıyorsun. Günahtır ya. Günahtır ya. Bunlar kimse yerden süpürmüyor parayı. Atıyorum bir arkadaş duydum. Depreş balatası bitmiş Peugeot Partner'in. Zıfır. Zıfır değil, eski. Ondan sonra artık hatadan mı oldu, ne oldu? Yani serviste yaptırmış 1 milyar 350 milyon lira. 1350 lira. Şey almışlar, işçilik sadece. Ya taksinin depreş balatası ne, ben şöyle tutarım alırım çıkartırım yani. Ama 1 milyar 350 milyon işçilik de çok vallahi. Ondan sonra da diyorsunuz ki servise gidilmiyor, servisler bomboş. Lan nasıl servise gidelim kardeşim, 1 milyar 350 milyon lira işçilik ödümüzü diyor, servisin kapısında servisi duyduk mu acaba kaç lira masraf gidecek diye hepimiz öyle duyuyor. Hemen ilk aklımıza gelen ne masrafımız olur ki? Parçayı düşünmüyor. Parça alınacak bir şekilde. Ama serviste kaça mal olur ki? Hemen hesabımızı bunu yapıyor. Öyle mi arkadaşlar? Hepimizin aklında yani. Servise giderek de çok pahalı olur diye düşüncemiz bu. Ama servisler ucuz olsa yani, artık bir kanaat gelsek, şu bizim taksiler gibi, İstanbul'daki taksiler gibi falan mesela. Taksiye binmiyor. İstanbul'da 10-15 bin tane taksi varmış. 17 bin tane. 17 bin tane taksinin, arkadaşlar hepimiz taksiye binerken tereddüt ederik. Almanya'da öyle değil. Almanya'da ben taksiye dayı gel varıyorum Bahnhof'ta, biniyorsun. Kaç para adam, nizami. Adam bilmediği yere, bildiği yere basıp gidiyor. Bilmediği yere navigasyon açıyor. Vay şunu şuradan götüreyim de, tersten götüreyim de, oradan şu köyü de dolaşayım da 10 euro daha fazla yazsın zihniyeti yok. Ama bizim taksicilerde o zihniyet var. O zihniyet var. O oldukça arkadaşlar, 10 liranın 10 lira daha fazla alayım diye sen müşterini dolaştırırsan, bu millet taksiye binmeye korkuyor ya. Yapmayın ya. Herkes için demiyorum. Hepiniz için demiyorum. Ama birbirinizi öldürün arkadaşlar. Yani birbirinizi böyle kötüleri, böyle şey insanları şikayet edin. Ya bir sürü şikayet edecek merciler var. Daha olmadı polise şikayet edersiniz. Gidin karakola, şu plakalı araba. Bizim kardeşim, ben de taksiciyim ama bu adam buraya 50 liraya gidiyor. Ben
35 lira tutuyor. Bu adam 15 lira müşteriyi kazıklıyor. Yapmayın ya, yapmayın ya. Bunları yapmayın ya. Çok üzücü bir olay ya. Atıyorum bizim Ürgüp'te şey olmuş. Ben birkaç kişiyle konuşuyorum. Hani abi nerelisin diyorlar. Nevşehirliyim, Ürgüplüyüm. He, iyi. Hemşerim ya Ürgüp çok güzel, gezdik. Ama diyor ya hayırdır diyor. Ya çok pahalı arkadaş diyor. Bu ne diyor ya? Atıyorum ben diyor tamam diyor. Ürgüp'e gezmeye geldim diyor. Balona bineceğiz diyor. 5 kişi bizik diyor. Bir de bacım var dedi. 6 kişiyik dedi abinin biri. 6 kişi balona binelim dedik dedi. Gittik balona dedi. Arkadaş diyor 150 200 euro mu dedi? 200 euro mu dedi? Ne dedi ya? Bir şey dedi. 225 euro mu? Ne dedi? Euro. Türk parası da değil. 225 euro bugün 2.7.14 1.700 2 milyar la bir adamla. Bu ne la? Helikoptere ne mi biniyor? Uçak ondan ucuz. Ben de bek. Dayı ne yapayım? Para ödüyorlar. Allah Allah. Bek. Bir kişi daha açmıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar adam dedi 6 kişiyik. Bir hesapladım dedi. Bu ne kardeşim? 5-6 milyar dedi. Sadece dedi şey mi ödeyeceğim dedi. Adı ne onun? Bu da 50 plakaymış da ona bakarım. Ondan sonra benim HGS'm var arkadaşlar. HGS'ler bankalardan, postanelerden alınıyormuş. Bir önceki videomuzda ben bu yolu tanıtmıştım ama arkadaşım biri yazdı. Ana dedim bak onu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar HGS'den falan buralarda gişede adam var. Şimdilik sıkıntı değil yani. Nakit keş ödeme yapılıyor. Ondan sonra daha HGS'lerde mesela geçersiniz 10 gün müddeti var. Git koyun da 5-6 gün sonra postanenin birine gidiyorsun ruhsatınla beraber. Şu plakalı arabanın HGS borcunu ödemek istiyorum diyorsun. Veya bir kart alıyorsun HGS kartı postaneden. İçine parayı yüklüyorsun. O kendi otomatik çekiyor. Para olsun diyor. Paralar gelsin diyor. O da öyle. Ürgüp'te kaldık arkadaşlar. Adam dedi yemek yemeye gittik arkadaş dedi. Ya yemek yiyeceğiz tabii ucuz pahalıdır dedi. Ama çok pahalı dedi ya. Çok pahalı bu ne arkadaş dedi ya. Balon öylesine otelde kaldık dedi. Bir tane otelde dedi. Ya kaç lira dedi ya. İnan ki unuttum ya. Keşke o abi konuşurken ben video yapsaydım. Çok pahalı dedi ya. Otele dedi 2.000 lira küsür para verdim dedi ya. 6 kişilik dedi 2 oda mı aldım dedi. Ne? Şu kadar para verdim diyor ya. Ondan sonra ben ne örüyorsun abi sen nereye gittin dedim. Amerika'ya neye mi gittin, Paris'e mi gittin dedim. Hayırdır dedim ya. Vallahi dedi öyle kardeşim dedi. Gittik 2 gün kaldık dedi. İnan ki 6 milyar para harcadım dedi. 6 milyar para harcadım diyor. 6 milyar para harcadım. Yaptığımız dedi balona da binemedik dedi. Balon çok pahalı dedi ya. Ya biraz düşürün de şu yerli müşterilerimiz, yerli misafirler, insanlar balon binmek istiyor ya. Yatıyorsunuz ya. Hiç olmazsa arkadaş bir iki kişi fazla binsin. Maliyeti nedir bunun ya? Tamam. Servet bağlamışsın, para bağlamışsın ama birazcık daha ucuz olsa da herkes binse buna ya. Sürümden kazanacaksın ya. Tamam zenginsin, paraya ihtiyacın yok abi. Ama bu insanlar binmek istiyor. Bu teşkilatı yaptıysanız buna bir dur demenin zamanı geldi yani. Ya ben bu kadar şikayet, ben Ürgüplü olarak bir sürü şikayet alıyorum. O ne ya balon hayırdır diyor ya. Helikopter mi kaldırıyor diyor adam ya. Tamam o da helikopter gibi ayrıcalığı var. Balondur o ayrı bir zevktir ama çok para. Vallahi ben de çok para ya. Bence de çok para yani. Biraz bunu abi dedim ne kadar olsa dedim balona binersin. Ben dedi o balon gözümde dedi arkadaş 150 lira 150 TL gözettim dedi. 5-6 kişiydik lan dedi 1 milyar veririm binerik. Öyle hesap ettim dedi. Ama dedi kalkıp da 225 euro adam başı ben para veremem arkadaş. Hayırdır yani. Ha yerlilere bari bir turistlere vurun kardeşim. Ama
Yerlilere biraz fiyatı düşürün ya. Şu TL olarak adam başı 150-200 mantıklı ama sizi kurtarır mı bilmem, özür dilerim. Sizler yani o araba oraya gidiyor, 6 tane eleman çalışıyor, o gaz koyuluyor, o balon yukarıya çıkıyor, aşağıya iniyor. Kaptanın bir sürü parası var, yani maaşlı çalışan insanlar var. Kocaman şirketsiniz, sizin de tabii kendinize göre gideriniz var ama düşürebildiğiniz kadar lütfen insanlara, yerli insanlara bari düşürün fiyatı da herkes şu balona binsin, herkes Ürgüp'e gelsin. Ürgüp'ten kaçınıyorlar, Nevşehir'den kaçınıyorlar arkadaş. Göreme'de tamam, turistik bir yer, pahalı, Avrupa'da olsa daha pahalı olurdu. Çünkü Avrupa böyle yerlerin değerini biliyor. Biz gene bilmiyoruz değerini. Ama atıyorum böyle müşteriye yani çok otelden, yemekten böyle gaz katarak da şimdi de bas bas bağırıyorlar Ürgüp'te. Niye müşteri yok, müşteri yok, müşteri yok. Battık, bittik, gittik, turizm bitti. Ya arkadaş nizami olun ya. Yani yabancı diye kabak çerdiğini bana 15 liraya verip de atıyorum. Bir yabancı gelmiş, bu yörenin kabak çerdağısı var, yarmaçası var, dut kurusu var, işte bitirgeni var, üzümü var, şu bekmezi var, yoğurdu var, peyniri var diyen hesap. Ama bunu bana verdiğin fiyata bir sürümden kazan. Giden gelen de memnun kalsın. Kimse memnun değil arkadaş. Üzüldüm vallahi. Kimse memnun değil bizim memlekette. Çok para. Vallahi gidin arkadaşlar, size şöyle de bir kopya vereyim. Arabayı, arabanızla gidiyorsunuz. Koyun arabanızı bir yere kardeş. Göreme'ye, Ürgüp'e, Ucasar'a. Gidin. Hepsi birbirine yakın zaten. Arabanı koy, kitle. Kardeşim arabana zarar gelmez. Arabanı koy, kitle. Yürü. Baba aşk vadisi var. Bilmem ne vadisi var. Şu vadisi var, bu vadisi var. Periler vadisi var. İnin. Gezin baba arabayla. Gezin, gezin, gezin. Yürüyün, dolaşın. Oraları yaya gezeceksiniz. Yaya. Yaya dolaşacaksınız oraları. Arabayla falan zevki olmaz. Derelere inin aşağılara. Korkman. Dereler var. Orada eskilerin adamı kayaların içinde yaşamış. Oralara bakın. Bizim koya gelin. Arabanızı kahvenin oraya koyun. Aşağı derelere inin. Orta Hisar'a kadar bir yürüyün. 2-3 kilometre, 4 kilometre dereden, vadiden böyle bir yürüyün, bir bakın güzelliğe, havanın güzelliğine, akan suyun güzelliğine, yeşillik, kayalık, eskiler, gavurlar orada yaşarmış. Oralara bir bakın, ondan sonra Orta Hisar'ın içini bir dolaşın. Baba acıktınız mı? Acıktık. Kalabalığız. Biz tamam para harcamaya geldik de arkadaş ne diyor biliyor musun? 5-6 milyar bildikten sonra denize giderdim, Marmara'ya şeye giderdim. Marmaris'e giderdim, Bodrum'a giderdim, hiç olmazsa denizde yüzerdim, keyfini alırdım. Kapadokya'ya gittik diyor ve 5-6 milyarım gitti, vallahi üzüldüm diyor. Oraya değmedi yani, o para oraya değmedi, bir daha dedi gitme. Haklı adam. Acıktık mı kardeşim, acıktık. Derin goller var, herhangi bir fırına. Nerede bir fırın görürseniz Nevşehir civarında, arkadaşlar, de ki bize kaşarlı, yumurtalı, peynirli ekmek var. Kıymalı pide var, kuşbaşı var. Arkadaş yaptır ekmeğin. Hamur kaç lira? Ekmek kaç lira arkadaşlar? 1250 herhalde. 1250 ekmek. Ondan sonra avacım 8 liraya neye geliyor kıymalı? Daha olmadı kasaptan. O da bir zevk ya. Biz öyle yaparız. Kasaptan giderik. Yarım kilo kıyma alırız. İçine biber, domates doğrarız. Arkadaş. Ondan sonra fırına götürür öylece. Kasaplar yapıyor bizim orada. Avacını ne kendi hazırlar kasaplar. Arkadaş diyor 10 tane kıymalı yaptıracağım. Bana bir avaç yaptı. Hemen dık 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 adam kıymayı çeker. Adam başı 100 gram kıyma. Ondan sonra domatesi, biberi içinde. Onu hamur yoğurur öyle makinede. Ne diyorsunuz, şu robot mu mobot mu var ya. Avratlar bilir onu da biz bilmek pek. Açın la kaynlar la. Şu gişelerinde hiç açılma, bir gün vuracağım ha. Lan bir açılıver, geliyorum işte ya. Durdurmadan açılmıyor ha. Ondan sonra arkadaş gidin fırın, herhangi bir fırın. Nevşehir'de fırın çok. Ürgüp'te, Göreme'de her yerde fırın çok.
Fırına varın arkadaş, şunu bir ekmek yaptı hemen sana yapar 8-10 tane. Vallahi bir de yanına 1,5 litre kola al. Ah, 100 milyona karnım doydu. İşte şu. Anladınız mı arkadaşlar? Gitmeyin restoranlara pahalıysa. Yemesin, yemeyin, döksünler yemeğe. Ya ucuz satın da karnımızı doyuralım. Haksız mıyım? Hak ediyorlar yani. Ondan sonra ah yaz geldi kardeşim, orada manav var çarşının içinde, her yerde, her yerde. Cumartesi günleri Ürgüp'ün pazarı olur. Vallahi alın arkadaş manavdan 4 tane domates, 1 kilo 2 kilo üzüm yıka, peynir al şöyle markete git, şöyle de bir peynir al, beyaz peynir. Lan acıktım yine la, vay la. Ya da karpuz al. Ondan sonra kes baba, otur ailece, gazete al bir tane de okuma, sergile. Hep arabanızda şey var, örtü. Ser baba öyle, oh. Çocukları otur, 4 tane de fırından taze ekmek al, şöyle haşırt. Kır böyle, böyle sıcacık böyle fırından. Pide de var, pide al. Ondan sonra otur baba, peynir, domates, biber, üzüm, karpuz. Yap böyle, yiyin ya. Gitmeyin restoranlara ya. Vay bu yörenin yemeği ne? Vay çömlek şeyiydi diyorlar. Tas kebabıydı. Yok çömlek neydi onun adı ya? Unuttum. Ne bileyim, odur budur. Yemeği verin ya. Evinizde yiyin. O ne öyle 200 milyon 300 milyon. Yani bir restoranta ailecek oturuyorsun kardeşim, 600 700 milyon lira para ya. Yediğim, inan ki kimse yediğini aramaz. Kimse yemenin parasını aramaz. 600 değil 1 milyar verir. 2 milyar verir. Ama bir de şöyle yediğine bakıp da karnın da doymayınca ben o parama çok üzülürüm işte. Ben o parama çok üzülürüm. Aklımdan çıkmaz o. Bizim oralarda çekinmeyin, utanmayın arkadaşlar. Ayıp değil. Alın üzümü, karpuzu, oturun. Kayalar her taraf. Dereye çek. Otur, üzümünü yıka. Ondan sonra güzel güzel karnını doyur baba, karnın doysun ya, karnım doysun. 1 milyona da 8 milyona da karın doyuyor, tost yiyorsun. 5 milyona 100 milyona da karnın doyuyor arkadaşlar. Onun için hepiniz böyle yapın. Ama gelin memleketimize, gelin, tarihi bir yerdeyiz. Görün, gezin, dolaşın, kendiniz gezin, kendiniz dolaşın. Balona da binmeyin. Ne zaman düşürdüler o zaman bilin. Düşürsünler arkadaş. Binmeyince düşecek bu. 4 tane turiste güvenip de ah turistler gelmiyor. Ne oldu? E şimdi balon çalışsaydı bak hafta sonu full çekiyor Ürgüp. Balona, balonlar full çekseydi ne vardı? Günde 2 balon, 10 balon kalkana kadar 80-90 tane balon var. 80'i 90'ı havalansa kötü mü olur? Bir sürü kişi ekmek yiyor o balondan. Bir sürü kişi çalışıyor. Ama kime diyor? Kendin değil, kendin çal, kendin oyna Ümitcan. Vallahi ben, Allah bana para verse, böyle bir imkanım olsa, baba ya neler yaparım, neler, ama amması var işte. Ama amması var diyor. Allah büyük bağım. Bizim Nevşehirli geliyor, vallahi yardırıyor bana. Bakın. Geçiyor. Yapıştır la dayı TKM'ndan. Burada mı yüklemiş? Kağıt yüklemiş. Lan arka dingilinde kalkık lan. Dorse'de çarşambadan perşembeye dönmüş kardeşim. Omuzu düşük gidiyor. Arkadaşlar, benden bu kadar. İki muhabbetin birine vurduk. Dilimiz şişmiş. Allah'a emanet olun. Bütün herkese hayırlı işler diliyorum. Afiyet olsun yemek yiyorsanız. Yatıyorsanız iyi istirahatler, yatın. Çalışıyorsanız işiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar diliyorum arkadaşlar. Ciao bella diyorum.